Borsaya ve konut piyasasına baktığım zaman ilk aklıma gelen şey, hani şu Volkan Konak'ın şarkısı var ya, elimize verdiler oy. Aynen o arkadaşlar. Çünkü özellikle borsa 120 bine yaklaşmış durumda. Tamamen tepe noktalarında. Özellikle tüm dünyada borsalar yıkıma uğramaya başladığı an itibarıyla bu şarkıyı sık sık hatırlayacaklar diye düşünüyorum. Bir kez bunu kenara koyalım. Diğer taraftan bu 0.64 konut faiziyle insanlara ev aldırdılar ya, hem de yüksek fiyatlarla. Her geçen gün fiyatlar düşmeye, gerilemeye devam ediyor. İnsanların elinde o yüksek fiyatlı konutlar kalmış durumda. Onlar da önümüzdeki süreçte ne yazık ki Volkan Konak'ın bu şarkısını bol bol hatırlayacaklar ama pek de keyif almayacaklar gibi geliyor bana. Bugün konut piyasasında bundan sonraki süreçte neler olacak, biraz onlardan bahsedeceğim sizlere. Piyasaları değerlendireceğiz. Aynı zamanda haber akışına bakacağız. Bu hafta önemli bir veri gelecek. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Acaba düşürmeye devam edecek mi? Yoksa aksine bir faiz artış sürecine girebilir miyiz? Çünkü enflasyon yükseliş eğiliminde. Bu yükseliş devam ederse Merkez Bankası'nın eli kolu bağlanacak. Mutlaka faiz arttırması gerekecek. Faiz arttırmazsa işler daha da karışacak. Negatif reel faiz makası her geçen gün biraz daha açılacak. Bu da insanların mevduata yönelmesini, bankaların da kredi vermesini engelleyecek. Gerçi kamu bankaları her türlü zarara girerek kredi dağıtmaya devam ediyorlar. Özellikle konut sektöründe, ama özel sektör bankaları bütün cezalara rağmen kredi vermeme konusunda kararlı ayak diremeye devam ediyorlar. Çok da haksız değiller. Çünkü bu oranlarda kredi vermeye kalkarlarsa büyük zararlarla karşı karşıya olacaklarını biliyorlar. Bütün bunları değerlendireceğiz, konuşacağız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Önce rakamlara bir bakalım. Borsa dediğim gibi 120 bine dayanmış durumda. Dolar 6.85'e resmen çivilenmiş gibi. Euro'da enteresan hareketler oluyor. 7.85'i, hatta 7.86'yı gördü. Bakalım bu yükseliş devam edecek mi? Tabi burada kritik nokta 1.14'ün üzerinde kalan parite. 1.14'ü kırmış gibi görünüyor şimdilik. 1.14'ün bir destek noktası haline getirilmesi önemli. Destek noktası haline getirilirse 1.20'ye doğru gidecek. Tabi burada en kritik meselelerden birisi Avrupa Birliği'nin kurtarma paketi arkadaşlar. 750 milyar euroluk bir kurtarma paketi üzerinde konuşuldu. İlk etapta uzlaşılamadı. 4 ülke hayır kardeşim olmaz dedi. Bunların içerisinde Avusturya, Danimarka, İsveç, Hollanda vardı. Onlar ayak dirediler. Hayır olmaz, bu kadar büyük bir kurtarma paketini biraz daha düşünmemiz gerekiyor dediler. Hemen sonrasında evet ya, bu paketi onaylayabiliriz diye de açıklama yaptılar. Yani 750 milyar euroluk kurtarma paketinin onaylanma ihtimali her geçen gün biraz daha güçleniyor. Bu da euronun güçlenmesini beraberinde getiriyor. 390 milyar euroluk kısmı hibe olacak. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. 390 milyar euro verilecek ve geri istenmeyecek Avrupa Birliği ülkeleri tarafından. Geri kalan kısmı ise çok düşük faizlerle verilecek. Neredeyse hibe gibi. Geri ödemesi olsa bile çok ciddi bir etkisi olacak diye düşünülüyor Avrupa Birliği tarafından. Bunun en kritik tarafı, onu da söyleyelim arkadaşlar. 750 milyar euro hibe ve kredi olarak piyasaya girdiği an itibarıyla girecek çok fazla alan bulamayacağı için, hisse senedi piyasaları da balon olduğu için altına yönelmeye devam edecek ve altının onsu, bu kredi paketi onaylanırsa, bu kurtarma paketi onaylanırsa emin olun çok daha sert bir şekilde yükselecek. Nitekim Citigroup da bu konuyla ilgili uyarıda bulundu. Altın rekor üzerine rekor kırabilir. 2011 rekorunu çok hızlı bir şekilde geçer. Sonrasında da 2000-2500 dolar bandına doğru ilerleyebilir dedi. Nitekim ben de biliyorsunuz bunu aylardır sizlerle paylaşıyorum. Böyle bir dönemde, risklerin her geçen gün arttığı bir dönemde, ekonomik kriz ortamı her geçen gün biraz daha geliştiği bir ortamda altın fiyatlarında ciddi yükselişler olabileceğini sizlerle paylaşıyordum. Nitekim önümüzdeki dönemde 1860 kritik seviyesi kırıldığı an itibariyle, ki 1800'ün üzerinde ısrarlı bir şekilde durmaya devam ediyor altının onsu, 1860 kırma ihtimali de her geçen gün biraz daha artıyor. 1860 kırdığı an itibariyle 1900 seviyesi zorlanır. Daha sonrasında 2000 doların üzerine çıkan bir ons fiyatıyla karşı karşıya kalacağız gibi
görünüyor. Burada tabii en çok merak ettiğiniz sorulardan birisi, biliyorum, gram altın ne olacak? Gram altın, dolar bu seviyelerde kalsa bile artık 420 lirayı hedefleyecek. Bir kere bunun özellikle altını çizelim. 420 lirayı hedefleyen bir gram altınla karşı karşıya kalacağız. Ama dolarda da sert bir yükseliş yaşanırsa, ki yaşanma ihtimali çok yüksek, özellikle devalüasyonist bir etki görülme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin riskleri her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Borç bulamıyor. Bu da dolar üzerindeki kırılganlığı ve baskıyı arttırıyor. Yurt dışından para bulunamazsa sorun daha da büyüyecek gibi. Yurt dışından para bulunamadığının en net göstergelerinden birisi de bizim kısa vadeli borcumuzun minik minik azalıyor olması. Özellikle özel sektör tarafında, kamu tarafında borçlar, kısa vadeli borçlar artıyor. Özel sektör tarafında kısa vadeli borçlar azalıyor. Bu ne demek? Özel sektör ve bankalar mümkün olduğunca kur riskinden kaçmaya çalışıyorlar. Kur riskini onlar da çok net bir şekilde artık öngörüyorlar. Bu kadar basit arkadaşlar. O nedenle de dolara talep her geçen gün biraz daha artacak ve doğal olarak bu dolar üzerindeki baskıyı arttıracak. Umarım devalüasyonist bir etki olmaz ama görünen devalüasyonist bir etki olacağı yönünde. Diyelim ki kademeli yükseldi. O da şunu gösterir arkadaşlar. Önce 7.20, ardından 7.80, daha sonrasında da 8 liranın üzerine giden ve 9 lirayı zorlamaya başlayan bir kurla karşı karşıya kalırız. 6.85'te tuttular, buraya sabitlediler. Bakın çaktılar buraya falan diyenler olabilir. Evet arkadaşlar, şimdilik çaktılar ama bu işin böyle devam etmeyeceği çok net bir şekilde ortada. Merkez Bankası rezervleri çok darda. Bütçe açığı giderek büyümeye devam ediyor. Cari açık her geçen gün büyümeye devam ediyor ve doğal olarak dolar üzerindeki baskı da devam ediyor. Dönelim tekrar dünyaya. Trump her geçen gün biraz daha ortamı geriyor. Amerika'nın kendi içerisinde de sorunlar her geçen gün büyümeye devam ediyor. Trump federal polislerle Amerika'daki bazı eyaletlere müdahale etmeye çalışıyor. Sesleri alçaltmaya çalışıyor. Yükselen protestoları alçaltmaya çalışıyor. Ama görünen o ki bu tepkiyi daha da büyütüyor arkadaşlar. Nitekim o eyaletlerdeki savcılar bunun hukuka uygun olmadığı açıklamalarını yapıyor. Bu da yine Amerika içerisindeki tansiyonun yükselmesini beraberinde getiriyor. Amerika yine yeni bir teşvik paketi üzerinde çalışıyor. 2 trilyonun üzerinde tarihi bir teşvik paketi açıklanmıştı biliyorsunuz. Şimdi 3 trilyon dolarlık daha teşvik paketinin gelmesi üzerinde konuşuluyor, çalışmaları yapılıyor. Eğer ki 3 trilyon dolarlık daha teşvik paketi açıklanırsa bu altının yükselişinin daha da artmasını beraberinde getirir arkadaşlar. Neden? Bu ortamda piyasaya giren her para altına yönelmeye devam edecek. Hisse senedi piyasasındaki risklerin artması, hisse senedi piyasalarındaki çıkışın artması da yine altına olan talebin artmasını beraberinde getirecek. Doğal olarak işler her geçen gün biraz daha karışacak. Altının yükselişi devam edecek. Gram altında dolar ve onsun yükselişiyle birlikte bundan sonraki süreçte rekor üzerine rekor kıracak diye düşünüyorum. Biraz önce kısaca bahsettim ama Merkez Bankası'nın faiz kararı bu hafta açıklanacak ve Merkez Bankası büyük ihtimalle faiz indirimini sürdürmeyecek arkadaşlar. Ve büyük ihtimalle sabit tutmaya devam edecek. Aslında artık Merkez Bankası'nın faiz arttırması gerekiyor ama politik nedenlerle büyük ihtimalle bir faiz artışı olmayacak ama indirme ihtimali de görünmüyor bu enflasyonist ortam içerisinde. Merkez Bankası faizleri sabit tutmaya devam ederse riskler daha da algılanacaktır. Ve bu risklerin algılanması özellikle borsadaki satış baskısını arttıracaktır. Altına yönelimi, dolara yönelimi arttıracaktır. Bunu da bir not olarak kenara koyalım. Şimdi gelelim şu Volkan Konağan şarkısına, Elimize Verdiler şarkısına. Konut sektöründe bunu çok net bir şekilde görüyoruz artık. Evet, Haziran'ın ilk yarısında inanılmaz bir konut satışı oldu. Kabul ediyorum. Yarısı gerçek kişiler tarafından alındı arkadaşlar. Hem de yüksek fiyatlarla. Diğer yarısı da belki de müteahhitlerin kendi aralarındaki fiktif işlemleriyle kamulaştırıldı. Yani kamu bankalarına aslında aktarılmış oldu. Bu da kamu zararı olarak bize yansıyacak. Vergi olarak, zam olarak, harç olarak bize yansıyacak. 2 artı 2 4. Ama elimize verdiler kısmı şu. Haziran'ın ilk 2 haftasında arkadaşlar konut fiyatlarını %30, %40 oranında zamladılar. O
talebi yüksek fiyatlarla karşıladılar. Ne yazık ki insanlar da bir panikle bu konut faizlerini bir daha bulamayız diye koşar adım yüksek fiyatlı konutları aldılar ve şu anda kara kara düşünmeye başladıklarına eminim arkadaşlar. Neden? Emlak sitelerine girdiğinizde şunu görüyorsunuz. Her gün konut fiyatları kademe kademe düşmeye devam ediyor. Pek çok konutun fiyatı o ilk zamların öncesindeki döneme geri dönmek üzere. Ortamda güven iyiden iyiye azaldığı için insanlar konut sektörüyle ilgili hem müteahhitlerin hem de açgözlü yatırımcı ev sahiplerinin davranış biçiminden rahatsız olduğu için tamamen konut piyasasına güvenini kaybetmiş durumda. Bırakın yüksek fiyatları, şu anki fiyatları bile cazip bulmuyorlar. İnsanların büyük bir kısmı konut yerine altına ve dolara yönelmeye devam ediyorlar. Yakın zamanda yaşanabilecek global çapta bir ekonomik kriz ve ulusal çapta bir ekonomik krizin en çok vuracağı alanlardan birisinin konut sektörü olduğunu net bir şekilde görüyorlar. O fırsatçı müteahhitler ve o fırsatçı ev sahiplerinin önemli bir kısmı evlerini satamadı arkadaşlar. Diyeceksiniz ki 2019 yılının toplamından daha fazla ev satıldı. 200 binin üzerinde ev satıldı. Bakın 2019 yılında zaten konut sektörü dibini görmüştü. 2020 yılında da dibindeydi. Bu kredilerle birlikte canlanma ihtimali vardı. Ama sadece saman alevi ortamı yaşandı arkadaşlar. Bir anda parladı. Fırsatçı müteahhitler ve ev sahipleri ortaya çıkınca da parladığı gibi sönüverdi. Neredeyse 4,5 milyon konut stokundan bahsediyoruz. 200 bin konut 4,5 milyonluk konut stokunun yanında hiçbir şey arkadaşlar. %10'u bile değil, maksimum %5'ine denk geliyor. Ve hala korkunç bir konut stoku var ve bu konut stokundaki konutların fiyatları da aşırı yüksek, feasible değil, getirisi çok düşük. Bu nedenle insanlar bunu zaten görmüşlerdi ama Haziran ayının ilk iki haftasında dediğim gibi bir panikle saldırdılar. Çok küçük bir kısmını satın aldılar. Bundan sonra konutlar satılabilecek mi? Bu faiz oranlarına rağmen ne yazık ki satılamayacak arkadaşlar. Fırsatçı müteahhitler ve fırsatçı ev sahipleri kendi bindikleri dalı kesmiş durumdalar. Peki konut fiyatları hangi seviyedeyse makuldür sorusunun cevabını da verelim. Bunların bize kazık atıp atmadığını da net bir şekilde ortaya koymuş olalım. Global çapta feasible bir evin fiyatı şu şekilde hesaplanıyor arkadaşlar. Bugünkü kira bedelini alıyorsunuz, 12 yılla çarpıyorsunuz, ortaya çıkan rakam feasible bir ev fiyatı oluyor. Hadi diyelim ki Türkiye'de fiyatlar biraz daha yükseldi ya da belli bölgelerde fiyatlar biraz daha yükseldi. Bunu 14 maksimum 15 seneye kadar çıkartabilirsiniz. Ama emin olun arkadaşlar, o evin fiyatı 15 senenin üstüne çıkıyorsa, yani 20, 25, 30 seneleri buluyorsa karşınızdaki kişi ya da kişiler sizin gözünüzün içine baka baka size kazık atıyorlar ve Volkan Konak'ın o güzel şarkısının aynısını yaşıyorsunuz. Hisse senedi piyasasında, borsada yüksek fiyatlarla hisse vermek gibi küçük yatırımcının eline konutları da yüksek fiyatlarla size devrediyorlar. Yarın öbür gün o konutların fiyat artışının olacağını düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içerisindesiniz arkadaşlar. Türkiye'de konut fiyatları sürekli artar. Hayır, artmaz arkadaşlar. 2012 yılından sonra Türkiye'de konut fiyatları artmadı. Enflasyona oranla bile artmadı. E kira getirisi var. İyi de aynı paranın faiz getirisi de var. İyi de aynı parayı altına yatırırsanız altının yükselişinden de bir getiri elde ediyorsunuz. İyi de aynı parayı gidip dövize yatırırsanız dövizin yükselişinden de çok daha fazlasını elde ediyorsunuz. O zaman buradaki kritik nokta şu olacak. Bir ev ne kadar prim yapıyor? Yani fiyatı yükseliyor mu, yükselmiyor mu? Buna bakmak zorundasınız. Altın çizerek bir kez daha söylüyorum. Feasible ev fiyatı 12 yılda kirasıyla kendisini amorti eden ev fiyatıdır. Eğer ki 1500 lira kira getirisi olan bir eve 400 bin lira, 500 bin lira veriyorsanız büyük zarardasınız demektir arkadaşlar. 20-25 yılda kendisini amorti eden bir evden bahsediyoruz. Elinize o konutu yüksek fiyatla veriyor demektir. Kendi zararını çıkartıp sizi zarara
zarara sokuyor demektir arkadaşlar. Borsaya dönelim. 120 bin seviyesinden diyelim ki hisse senedi aldınız. 130 bine giden bir borsada size %8 kazandırır maksimum arkadaşlar. Ama 120 bin seviyesinden aldığınız hisse senedi endeks 80 binlere düşerse size neredeyse %40 zarar verir arkadaşlar. Bu da yine yüksek fiyattan küçük yatırımcıya mal devretme operasyonudur. Onun için bu kritik ayrıntıları özellikle gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hiçbir piyasada yüksek fiyat kar getirmez. Şu anda konut piyasasında yüksek fiyatlar var ve her geçen gün geri çekilmeye devam ediyor. Demek ki konut satışları durma noktasına geldi tekrar ve bu düşüş ister istemez devam edecek. Çünkü güven algısını tamamen sıfırladılar. Bakın Haziran'ın yarısına kadar satışlar patlıyor. Haziran'ın ikinci yarısında satışlar dip yapıyor. Göreceksiniz Temmuz ayında konut satışları dibin dibine vuracak. Evet, bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.